Güzel gözüm. Ne oldu aşkım, bir şey mi üzüldün sen? Ne oldu kız? Dur bakayım. Leyla ile Hasan'ın boşanmasına çok üzülüyorum. Çok tamam, üzülüyorum. Yıllardır evliler, yazık değil mi? Öyle de sevgilim, yani koskoca insanlar, bir bildikleri vardır herhalde aşkım ya. Ya biz onları böyle bir araya getirsek, bir toplasak ve onlarla konuşsak. Zeynep, şimdi ne konuşacağız sevgilim? Faydamız olur belki. Ama ne anaları değiliz, babaları değiliz. Biz ne konuşacağız sevgilim? En yakın arkadaşlarıyız ama. Olmaz sevgilim, olmaz. El alemin işine karışmıyor. Ne ama ya, el alem diye düşünüyorum. Belki bizim söyleyeceğimiz doğru tek bir lafa ihtiyaçları var. Belki biz o doğru lafı söyleyince onlar aralarındaki ateşi güçlendirecekler. Birbirlerini çok sevdiklerini anlayacaklar belki. Dilemeye değmez mi? Öyle mi diyorsun? İyi tamam, peki o zaman bir abi eve davet etti. Konuşalım onları. Süper, süper, tamam. O zaman kalk giyin sen. Neredeyse gelir çünkü onlar. Ne? Kalk giyin. Çağırdın, davet ettin yani. Ya, tamam, bu konuyu... Bu kadar konuşmamız boşa mıydı yani? Bu konuyu konuşmam, neredeyse gelir çünkü ben de çayı koyuyorum. Haydi. Haydi, haydi bakalım. Sevabı bir işe koyuyoruz. Allah Allah. Ay şekerim çok. Ay görmen lazımdı bak, ay, var ya ay. O kadar komik bir filmdi. Ya inanamıyorum, hala gözümün önünde. Hatırlıyor musun canım? Nasıl da o adamın yüzü hani geliyordu ya, sonra da hep birlikte oturup adama bakıp birden gülmeye başladı. Hangisiydi o? Şey olmam diyor. Bak şimdi... Bunlar hiç boşanmak üzere bir çift gibi durmuyorlar sevgilim. Ben hiçbir şey anlamadım. Delirmiş gibi. O anda gerçekten yıkıldım. Karıştılar mı acaba? Söyle bir şey olsa ben duyuyordum. En fazla ona gülüyor. Sorucum. Ay hayır hayır. Bir sahne vardı. Böyle böyle adam geliyor geliyor böyle bir... diye bir bakmıyor. Doğru söylüyorsun. Delirmiş gibiler. Ay evet, evet, hiç unutmuyorum. Ozan'cığım harika bir filmdi gerçekten. Çok ne güzel ya. Öyle değil mi tatlım? Ay vallahi öyle var. Karıştılar bunlar. Anlamadım. Siz neler yapıyorsunuz? Evet, evet ya, gerçekten siz neler yapıyorsunuz? Hasan! Al! Ha? Her sorduğum soruyu tekrar etme. Allah! Kızım ödüm koptu ya. Ödümü koparttın ya. Koptu ya. Birden olunca... Aniden, öyle bir ani bir şeycik oldu. Şey yapayım, ben bir su... Şey yapayım, altıma ediyordum korkuda. Olay bir su de. Getireyim ben bize. İyi yani, nasıl oldu? Nasıl oldu bu hal? Neden boşanıyoruz diyorsun? Evet yani, yani bu haddeye gelecek ne oldu? Vallahi neler olmadı ki? Ne oldu? Bir kere ilgisizlik. İşte. Bencillik. Yani benim içselliğimle, varoluşumla ilgili bir reddetme, yok sayma hali. Ay. Ne bileyim, içimdeki çocuk kadına hitap etmeyi ihmal etme. Ay. Bu çok kötü işte. Bu son dediğin çok kötü işte. Hasan, oğlum siz niye boşanıyorsunuz ya? Bilmiyorum Ozan'cığım. Ay dinlemiyor kızım, yani dinlemiyor. Hani iç enerjimde nereye kadar gidebileceğimi benim de görüyor olmam lazım diyorum. Kendimle ilgili keşfetmem gereken şeyler var diyorum ama... Tabi. Yani... Tabi. Var yani. Affedersin. Atıyorlar. Böyle bakıyor. Diyor. Başka bir şey yaptığı yok. Bu yolculukta sana katılayım demiyor yani. Ama... Yani bana haklısın. Bana haklısın. Çok haklısın yani. Haklıyım. O yolculukta insan tek başına geçirdiği zaman o yolculuğu sıkıcı. Bana bak, bir hatlar mı karıştırdın lan sen yoksa? Ozan'cığım, ben asla aldatmam işimi. Peki Leyla, cinselliğiniz nasıl? Hiç iyi değil. Hiç. Yalnızca sevişiyoruz yani öyle. Aa. Birbirimizin ruhunu okşamıyoruz açıkçası. Aa, ama olmaz ama. Olmaz. Ama olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. Yatak olayları bitti mi yoksa? Ozan'cığım, ayıptır söylemesi. Hala canavar gibiyim.
Bana hiç saygısı kalmadı artık hiç Zeynep. Yani aslında konu edilecek bir mevzu değil ama yani hani bunu anlatmadan da geçmek istemiyorum. Çünkü benim bir tarafımı çok yaraladı yani. Hani beğenmediğimi bile bile ve rahatsız olduğumu bile bile o böyle bıyıklarını bıraktı. Neymiş efendim? Üşeniyormuş. Ay, ay bıyıklı adamı da hiç çekemem yani. Ay ne öyle kedi gibi. Ah Ozancığım, artık karı koca mıyız yoksa kanka mıyız belli değil. Yani eve bir geliyorum, üstte pejmurda bir kıyafet, saç baş dağınık. Ya beğenmediğimi bile bile, rahatsız oluyorum dememe rağmen bıyık bıraktı canım. Neymiş? Üşeniyormuş. Aa, kadının bıyıklısını da hiç çekemem yani. Değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bizim psikologumuzun bize böyle ilişkilerle ilgili önerdiği çok tatlı bir oyun var. Oynayalım mı? Soymayacağız değil mi? Tamam abi, tamam sen de yeni... Oyun izah... zaten. Kurma, izah çıkarma başımıza. İzah çıkarma, benimle. Yok yok, bırak. Şimdi bir dakika. Oyun. Şimdi şöyle, oyun. Bu yastıkla oynanıyor. Bu yastığı elimde tutuyorum. Bu konuşma yastığı. Ha, tamam mı? Güzel. Bu yastık kimin elindeyse o kişi... İçinden gelen duyguları tamamen saf haliyle, bütün böyle içtenliğiyle dışarı yansıtacak. Evet. Bize anlatacak. Ancak bir kural var. Bu konuşma yastığı olduğu için yastık kimin elindeyse o konuşuyor. Yani evet. Konuşmanın kuralı bu. Konuşmanın tamam, bana uyar. Oyunun kuralı bu. Tamam mı? Başla. Şimdi ben söyleyeyim. Arkadaşlarımın arasının böylesine açılmış olması beni gerçekten çok üzüyor. Ben arkadaşlarımın ayrılmasını istemiyorum. Ben bu konuyu çok fazla eşelememizi istemiyorum çünkü haddimizi aştığımızı düşünüyorum. Alabilirim yastığı. Bu konuyu eşelemek olduğunu düşünmüyorum yaptığımızın. Biz çevremizin, sevdiklerimizin dertleriyle uğraşıyoruz. Öyle değil mi yani? Siz sürekli bu konuyu böyle mıncıkladığınız için olay bu hale geliyor zaten güzelim. Ben, anladın mı? Olayın farkında değilsin sen. Hayır efendim. Ben mıncıklamak olarak da ne yapalım? Üst üste gitsin konular bir de patlayacak hale gelsin. Öyle daha mı iyi yani? Daha iyi tabii kardeşim. Nasıl yani Allah iyi? Allah. Biraz rahat durun be. Allah Allah. Hayret bir şeysiniz olun, be. İnce olun diyorum. İnce ince biraz. Rahat s***da batıyor. Rahat rahat. Ben de yalnız sizin. Dikkat edersiniz. Ver o zaman yastığı. Ver o zaman yastığı. Al o zaman yastığı. Tamam tamam yavaş. Ne yapıyorsunuz canım? Ya kardeşim bu insan rahat edemiyor ki. Bu konuşta insanın beynini akıyor sanki önüne yani. Sen, ben mi? Ben mi? Sen tabii ki. Aa, neyse tabii ki. Allah Allah sen de. Yeter. Aldım yastık bende. Ne yapıyorsunuz ya? Biraz medeni olun. Tartışarak problemlerinizi çözemezsiniz. Canım tartışmıyoruz. Bu bir kavga böyle bir şey değil. Biz içimizde kötü enerjiyi dışarı atıyoruz. Rahatlıyoruz yani biz böylelikle. Tabii canım. Tabii tabii aşkım doğru söylüyorsun. Zaten olması gereken de bu zaten öyle. Öyle öyle değil mi sevgilim? Evet. Ver bakayım altından. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Hatta bunu şiire dökmek istiyorum müsaadenizle. Bu sarkastik durumun kavramsal düşüncelerimizi yok ettiği şu anda... Oyun bitti, oyun bitti. Bitti, bitti. Yastık oyunu bitti. Valla arkadaşlar diyeceğim o ki yani... her şeyin çözümü sevgiyle olabilir ancak. Ancak sevgiyle. Siz birbirinize olan sevginizi unutmuşsunuz. Öyle değil Zeynep'ciğim, hiç öyle değil. Tatlıcığım, bence biz içimizdeki sevgiyi tükettik. Evet. Bir tane daha kurabiye alabilir miyim? Çok güzelmiş. Ama çok fena ya, çok fena yani. Nasıl ne ara böyle oldu? Artık kalkalım biz. Aa birden kalk... Bir dakika arkadaşlar... Birden kalktınız ya. Durun biz. Ya gidelim artık Ozancığım. Bakın... Çocuklar bizi arayın o zaman. Acele gelmez böyle kararlar. İyi bizi, düşünün bizi lütfen. Bizi haberdar edin. Tamam mı? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın tekrardan. Lütfen siz de. Hoşçakalın. Bay bay. Ay bunlar... Ne manyak olmuşlar Ozan ya. Allah aşkım ya. Abuk su bu şeylerden kavga ediyorlar böyle ya. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Onları gördükten sonra biz şahane bir çiftiz. Şahane? Biz süper bir çiftiz. Çak. Ver bakayım bir altıda. Popo çakı. Kol tak. Kol tak. Dur bakalım. Dalak çarpıştırmaca. Tamam. Gıdık patlatmaca. Gıdık patlatmaca. Ne var ya? Ne var? Kol tak. Kol tak. Ayakları böyle yapmaca. Hop hop.
Kucağa atlamacak, at o kucağa. Hop, yatağa uçmaca. Ana! Bir sonraki sevişmeyi özleyip duruyorsun. Aşkım. Bebeğim iyi misin? Ne oldu kız? Kötü bir rüya mı gördün? Ay çok kötü bir rüya gördüm. Ne oldu bebeğim? Gel bakayım gel. Gel bakayım ne oldu aşkım? Ay Ozan. Hacan. Ay Leyla ile Hasan'ı gördüm mahkemelerde. Ama güzel gözüm. Onlar boşanacaklar artık. Kabullen bu durumu ya. Onlar boşanmıyordu. Biz boşanıyorduk. Onlar şahit olarak gelmişlerdi. Ha aman. Dert ettiğin şeye bak merak etme biz boşanmayız. Boşanmayız değil mi? Biz boşanmayız değil mi? Boşanmayız tabii sevgilim. Çünkü biz evli değiliz zaten. Biz en fazla ayrılırız yani öyle mahkemeyle falan işimiz olmaz. Ya sinirlerimi bozuyorsun çok kötü. Hayvansın yani ve seni niye seviyorum? Çok salam. Ben de seni çok seviyorum. Salam benim. Ya gülme. Ya yürümüyorum ağlıyorum. Vallahi çok seviyorum seni. Bak bir şey söyleyeyim mi? O adam değil bu. Haritayı çalan bu adam bence Zeyno. Zeyno? Ana. Uyudun mu sen kız? Dünya güzeli sevgilim. Benim kollarımda uyuyamı kalmış benim sevgilim. Sen uyuyorsun kız sen. Bebeğim benim. O kadar çok seviyorum ki seni. Bayılıyorum sana valla. Sen böyle kollarımda uyuyunca seni seyretmeye doyamıyorum valla. O kadar tatlı oluyorsun uyurken. O kadar güzel oluyorsun ki yani. Seni izlemeye doyamıyorum. Ozan gerçekten. Her sefer kaşınır kaşınır konuşuyorsun. Bu uyutmuyorsun ama ya. Allah Allah. Ben de sana daha ne diyeyim kızım. Ondan sonra romantik değilsin oluyor. Ben romantik olunca da sen uykuda oluyorsun. Hayret bir şey. Bu ne ya? Lan ben de kolum niye ıslandı diyorum ya Zeynep. Bütün salyanı akıtmışsın koluma ya. Vitamin istiyorsan portakal diyeceksin kardeşim. Ya multivitaminin içinde bütün vitaminler var hayatım. Şuralarda bir eczane olacaktı zaten. Bizim de vitamin yok mu? Ya var. Multivitamin yok. Multivitamin yokmuş. Şu kızlara sorarız o zaman eczaneyi. Tamam başkasına sorarız tamam. Ya ne ya? Ya ne biliyorsun? Niye bakıp kızlara bakıp bakıp pardon. Ne sırıtmışsın ya? Terbiyesizlik yapıyorsun. Buyurun. Ya. Merhabalar. Merhaba. Ya biz buralarda yeniyiz de bir eczane falan var mı yakınlarda? Ay çok geçmiş olsun. Düz devam edin hemen köşede. Abi, çok teşekkürler sağ olun. Rica ederim. Tekrar çok geçmiş olsun amcacığım. İyi günler. Yakınmış. Hadi gel amcacığım gidelim orada. Amcacığım sana amcacığım dedi. Amcacığım dedi. Amcacığım bu yanda. Gel. Gel amca. Gel dayan bana. Bana yasla. Değiştir Allah aşkına. Ne bu hal? Dalga geçer gibi ya. Ne alakası var kızım ya? Çok kullanışlı bütün cüzdanım, anahtarlarım falan her ya şeyim oldu. Ya Ozan git çıkar Allah aşkına. Ay iki tane kız sana amca dedi diye oluyor. Bütün bunlar bilmiyor muyum? Ya ne alakası var ya Allah Allah.
40 yıl mübaşı kendimize bir şey aldı kardeşim. Ayıp be, ayıp. Ayıp sana asıl ayıp. Kaç yaşına geldin? Kaç yaşına geldim ya? Kaç yaşına geldim ya? Kaç yaşına geldim ya? Allah Allah. Sana niye soruyorum ki zaten? Sana sonra da kabahat. Rahat ediyorum kardeşim faldandı. Seviyorum bunu. Hayret bir şey. Kız da garip, anası da bir garip zaten. Yiğit'in en rahat tampon hayatım. Neyle rahat ediyorsun? Kaykayına binerken mi? Allah Allah. Ayrıca da benim anamla ne istiyorsun her dakika? Abuk subuk. Gittin benim anam için mi besler ettin? Anlamadım ki. Kızın annesi bir tuhaf. 26. 27. Ulan. 28. Ulan neredesin? 29 sabah sporu yapıyorum. Ay, yatağın altında mı yapıyorsun sabah sporunu? Ne? Yatağın altında değil hayatım. Şınav çekiyorum. Ay oldu o zaman sana iyi şınavlar. Bilmeyeceğim niye sen yatağın altına gidip şınav çekiyorsun? Ne? Niye yatağın altında çekiyorsun şınavı? Ya spor ya yapıyorum. Başka oda mı kalmadı? Niye yatakıyorsun? Bir şey söyleyeceğim sana, bir kalksana. Ne kalkacağım o zaman? Bir şey söyleyeceğim. Kalkıyorum. Şimdi bak beni dinle. Sabahın körü ne? Şimdi ben böyle gençken spor yapıyordum ya hani tamam, böyle. Hayatım onu gözünde fazla büyütmesen o zaman da zaten 5 gün yapıp bırakmışsın. İşte onu diyorum işte. Temelim sağlam olduğu için bak hemen fayda ediyor. Bak kollara bak. Bak çok güzel. Bak bir nasıl? Valla gerçekten çok sıkı. Gerçekten çok elle anlaşılır bir şey var. Yürüye bak. Her külüm benim. Hadi gel yatalım artık. Ne? Çok sabah. Saçmalama. Hadi sporumu gel, bozma benim. Çalışmam lazım. Evet. Ay. 51. 52. Yumuşar mı çekiyorsun şınavları amca? 53. Konsantrasyonu bozma ya. 55. Ama uyumak istiyorum ya. 72. 72 mi? Aşkım, işin bitti mi? Ay canım, azıcık daha kaldı. Çok mu sıkıştın? Yok yok, ondan değil. Ne yaptığımı duyunca bayılacaksın. Öyle mi? Ne yaptın gene hayatım? Ne yaptın? Bizim şömineli evimiz var, neden yakmıyoruz dedim. Pintiliğinden yakmıyoruz. Neden yakmayacağız Ozan'cığım? Neden yakmıyoruz dedim. Gittim odun kestim kızım. Odun mu kestin? Evet. Şöyle yatarız akşam karşısında seyirleriz şöminenin ha. Ay sen romantik mi yaptın? Amca diyenler utansın. Kızım bana. Ay benim aşkım. Oduncu romantiğim benim. Ah! Ah kızım yavaş ya. Uf! Ay Ozan ne yaptın kendine böyle soru işareti gibi olmuşsun. Ya bırak espri yapmayı da duş almama yardım et hadi. Uy. Gel dedeciğim gel. Ey. O zaman başımıza iş alacağız. Yani düz dururken başımıza iş aldıracaksın. Ama şömineyi yakarız akşam. Karşısına sen. Alın bana bunu. Kız bırak mı diyorsun? Ozan'cığım. Yapılan bir araştırmaya göre kadınlar beyin olarak daha geç yaşlanıyorlarmış. Ne mutlu sana. Kıskandın mı amca? Ne kıskanacağım be? Sen dünyadaki tanıdığım en unutkan insanlardan birisin. Hatta en unutkanı sensin Zeynep. Bu kadar agresifsin. Niye bu kadar agresifleşiyorsun? Ne agresifi? Yalan mı kızım? Hala Günten anamla Mahir annesini karıştırıyorsun be. Aman ikisi de aynı değil mi? İstemiyorum onları. Evet, her şeyi kut buluyorlar. Tabii ikisini aynı kişi zannediyorsun. Onu söylüyorum ben de. Günten anan şu babandan 5 yaş büyük olup... Hı? ...böyle yüzünün 2 katı gözlük takan olan değil mi? Aman lafı değiştirmeye çalışma şimdi. İlk olarak bize 18 Şubat 2008 tarihinde geldiler. Zaten ilk defa Günten Hanım'ı o gün tanımıştım. Böyle her şeyi kutluyordu. Sonra ikinci gelişlerinde de baban da gelmiş. Hatta babanın böyle üzerinde böyle genç görmek için abuk sabuk bir gömleği var ya, onun çiçekli çiçekli. Onu giymişti. Hiç unutmuyorum. Buranın da böyle altın bir şey bir yüzüğü vardır. Bir bu tarafına takar, bir bu tarafına takar onu. Kendisi söylemişti çünkü. En sevdiği renk eflatun, en sevdiği koku lavanta çiçeğiydi. Bir de sütlü kahvesi muhakkak yanında oldu. Yeter tamam, yeter tamam, yeter, 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 pes ettim tamam. Hatırlıyorsun söyle, tamam. Hatırlıyorum, hatırlıyorum ama sevmiyorum yani. Mahir'in annesine benziyor. Her şeyi bir kıplıyorlar. Hiç sevmediğini böyle hatırlıyorsun var ya. Bir de sevdiğin birisi olsa demek ki sürende 7 seceremizi çıkartacaksın ortaya. Yalnız bir şey söyleyeyim Zeyno. Bugün bu toplantı çok önemli ya. Hayır, canım benim. Çok çok canım önemli. Çıktı mı?
Eğer bu heriflerden bu işi alırsak bunun arkası gelir. İnşallah. Ondan sonra ihya oluruz sevgilim. İnşallah. Ben sana söyleyeyim yani. İnşallah. İnşallah. Evet. Yani. Sen yapmayacaksın, kim yapacak zaten bunu? Değil mi sevgilim? Yaparım değil mi ya? Ha? Tabii ki sevgilim. Hı. Tabii ki yaparsın. Aşkım benim, dur hemen alıyorum şunu takayım. Evet. Çok güzel oldu. Çok güzel olacak o zaman. Bütün şirket zaten, biz var ya sevgilim, bu toplantıya odaklandık. Evet. Şirketteki herkes bununla ilgili son çalışmalarını tamamladı. Herkes bu toplantıya full konsantre şekilde hazır canım durumda. Benim, canım ve... sen hazırladın hepsini onların. Değil mi sevgilim ya? Evet. Kotaracağız bu işi, ben çok sana güzel, söyleyeyim bak. Çok güzel, çok güzel olacak. Ben eminim. Müthiş olacak, müthiş. Vay diyorum. Herkes hazır. Herkesi dünden ben kodladım. Güzel. Çünkü bu toplantı önemli. Yani düşünsene adamlar çok zengin diyorum. Sevgilim sana yani bu işi aldık mı bunun arkası ondan sonra gelir sevgilim. Canım benim. Aşkım benim. Çok sağ oldum. Ya. Ha? Şu şıklığa bakar mısın ya? Çok yakışıklıyım ya. Canım benim. Çok 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 yakışıklısın. Çok güzel oldun. Çok şık giyiniyorum tabii. Kıyafetleri de uyumlu seçiyorum ben yani. Sen mi? Tabii canım. Baksana şu şıklığa, yakışıklılığa falan. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Galiba benim bu huyum bana babamdan geçmiş. Babandan. Tabii canım. Benim babam da gençliğinde böyle kranta gibi adamdı yani. Herhalde o huy ondan geçti bana. Zevk meselesi işte bu zevk yani. Varsa vardır, yoksa yapabilecek bir şey yok. Olmuyor yani aşkım yani. Evet. Böyle. Hadi ben kaçtım şansıyla. Tamam. Canım iyi şanslar. Sağ ol aşkım. Ve ben buna hiçbir şey demiyorum. Demiyorum sırf morali bozulmasın diye. Yok vallahi büyüdüm ben. Büyüdüm. Kazık kadar kadın oldum hala evlenemedim. Ay. Ay benim. Ay. Canım. Ben geldim. Hoş geldin. Ay, ay benim çok oldu. Canım. Başım, hoş geldin, iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ne yaptın? Nasıl geçti günün? Zeyno geberdim be yorgunluktan. Çok vallahi. Çok yoruldum. Ne yaptın? Neler yaptın? Bir tane toplantı sevgilim. Bu arada telefon hiç susmadı. Hiç susmadı. Ay, yani. Kıyamam hiç sana. Yani. Toplantılar neredeydi? Uzaklarda mıydı? Çok uzak, uzağa mı gittin? Yok sevgilim ofisteydi. Onlarla konferans yaptık böyle. Bir onlarla konuş, bir telefonlara bak, bir onlarla konuş. Kıyamam. Saatlerce kıyamam saatlerce sana. Gırtlağım patladı ya. Çok yoruyorsun kendini. Ne yapalım oğlum? Para kazanmak için yorulacağız. Sen ne yaptın? Ne yapayım? Ben de bütün perdeleri yıkadım. Ütüledim onları, ondan sonra astım. Gül yoktu bugün malum tabii. O yüzden bütün camları sildim, halıları dışarı çıkarttım, bahçede yıkadım. Bütün banyolar falan dört bir tarafı kırkladım yani. Ah aşkım, evdeydin yani. İyi bakalım. Keyfi yerin o zaman. Hadi senin de mesain şimdi başlasın o zaman. Hadi kalk şöyle sevgilinle. Öyle mükellef bir sofra kur bakalım, hadi bakalım. Ciddi misin sen? Ciddiyim. Geberdim diyorum yorgunluktan sevgilim ya. Saatlerce telefonla konuştum, toplantılar yaptım. Gırtlağım patladı diyorum ya. Hadi kalk hadi. Seni eldiririm. He? Ben seni eldiririm yani. O ne demek ya? Eldiririm seni. Niye? Hürrem gibi eldiririm seni. Hadi kalk. Saçmalama, ben seni eldiririm. Gerçekten seni eldiririm yani. Hadi ya Allah. Yorgunum diyorum kızım, hala oturuyorsun ya. Alo, ne haber abi? Kim? Kim? Nasıl gidiyor? Kim be? Anlamadım. Seda nasıl? Seda. Seda. Aa Necati! Selam söyle. Anlayamadım abi, bir daha söyler misin? Selam söyle. Pardon abi. Doğurmuş mu? Seda doğurmuş mu? Pardon Necati'cim, burada yüksek ses var, duyamıyorum da bir daha söyler misin? Seda doğurdu mu? Aa doğurdu! Ay kızı olacaktı, ne oldu? Kaç kiloymuş? Ay Allah'ım, söyle neredeler? Hemen gidelim. Neredeler? Necati bir saniye abi, söyle bir dakika, neredeler? Bir dakika. Allah analı babalı büyütsün de. Bir şey lazım mı sor. Neredelerse hemen gidelim görmeye. Sığır gibi cevap verme, hadi. Necati bir sığır gibi beklemeyelim, gelelim abi. Ana baba bir şey lazım mı çocuğa? Ya pardon abi, kafam karıştı, kusura bakma. Analı babalı büyütsün. Ya bir şey lazım mı? Bir şey lazım mı çocuğa?
Nazım Zeynep de soruyor. Neredeler? Sığır gibi sana demedim abi, bana. Yok. Hayır, bana... Sen ver bakayım. Necati, neredesiniz? Hemen geliyoruz. Hadi kalk. Bir şey söyleyeceğim. Aklıma geldi bak. Ne? Transpişer deyince Maya aradı beni. Bu pazar buluşalım dedi ya. Oğlan yani epeydir de ihmal ediyorum çocuğu. Maya'yla buluşmam lazım pazar günü. Ay Ozan. Ay pazar Maya'yla mı buluşacaksın? Evet sevgilim ya. Ya epeydir görüşmüyoruz oğlan. Ayıp oluyor hakikaten ya. Ama canım Burak'la Eda'ya kahvaltıya gidecektik pazar günü. Söz verdik. Yok sevgilim gidemem. İptal et sen onu. Maya'yla buluşmam lazım. Ayıp oluyor çocuğa ya. Vallahi. Ay. Bir şey diyeceğim. Ay, ilkokul çocukları gibi pıtı pıtı okuyorsun Ozan'cığım. Bir şey söyleyeceğim. Mahir sana borcu vardı geçen bayramdan, verdi mi onu? Ödemedi hayvan. Nerede verecek? Ne yapıyor? Mafya tipi durumlara karışmıştı. Başını belaya sokuyordu senin de. Kurtarabildin mi başını beladan? Kurtardık ya sonunda, kurtardık da. Dünya kadar param gitti kendimi de onu da kurtaracağım diye. Pislik. Aa şey dedi Burak, unutmadan onu sana söyleyeyim, pardon arada pıtı pıtını bölüyorum ama. Şey dedi, Burak'a şeyden, şirketlerinden loca vermişler de her hafta artık Ozan'la gidebiliriz maçlara, haberi olsun dedi. Nereden loca vermişler? Fenerbahçe stadında mı? Evet, her hafta gidebiliriz. Hadi canım. Evet. Her hafta mı dedi? Evet. Tamam bir şey söyleyeyim mi? Locasıymış. Yemin ediyorum, hakikaten bu Burak çok iyi olan ya. Çok. Arslan gibi çocuk ya, vallahi billahi ya. Ben ona söyleyeceğim o zaman, pazar günü gitmeyeyim diyeceğim. Mahir'le gidiyorsun. Kim? Öyle dedin. Saçmalama, Mahir'le ne işim olur? Gene abuk sabuk bir işçiler aramıştır beni. Olur mu ya? Şimdi Burak çocuk o kadar bizi kahvaltıya davet etmiş, organizasyon falan da yapmış. Ayıp olur çocuk. Yapmıştır. Sakın. Abi sen bilirsin. Ben hiçbir şey demem, ben kaçmıyorum. Sen bilirsin, sen tamam. Ne istersen. Tamam. Ben Mahir'e gidelim dersen ben onları söylerim. Yok yok, hayır. Ben Burak ararım. Sen hiç yorma kendini, ben Burak ararım. Tamam. Tamam, yarın çocuğa şimdi ayıp olmasın. Tamam. Sen ilkokul çocukları gibi okuyorsun ya, pıtı 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 pıtı. Acaba anlamıyorum, böyle içinden okudun mu? Sessiz okuyunca hiç böyle bir şey girmiyor kafama, o yüzden. Niye mi öyle okumayı? Çıkın bakayım, ne yapayım, yapayım, çabuk çabuk. Ozan! Of Ozan ya! İmza topluyorlar sitede. Mustafa'yı işten attırmak için. Hangi Mustafa? Mustafa'yı, bizim kapıcı Mustafa'yı. Ben hiç istemiyorum o gitsin. Ama bırak, ne yaparlarsa yapsınlar ya. Ozan'cığım her işimize koşuyor adam. Kim koşuyor ya? Mustafa mı? Ya bırak Allah'ını seversen, 40 kere çağırıyorum geldiği yok ya. Öyle deme. Ay her gün gelip adam Ozan abimin bir istediği var mı diye soruyor. Hadi ya. Tabii canım. Ozan abimin diyor, emri diyor, benim diyor, başımın diyor, üstünedir diyor. Bir, ondan kral adam, ondan delikanlısı bu siteye gelmedi bu zamana kadar diyor. Daha ne desin? Mustafa böyle diyor. Evet, seni örnek alıyormuş adam. Hadi canım. Evet. Hayır. Atmaya çalışıyorlar işte o Mustafa'yı. Gönderiyorlar yani. Kim gönderiyor ya? Hayır efendim, kimse gönderemez. Karşıyım ben böyle bir şeye. Git öyle söyle. O zaman ne diyeyim? Ozan öyle diyor diyeyim. Aynen öyle söyle. Aynen. Tamam sevgilim. Sen nasıl istersen. Tamam, ben gidip söyleyeyim. Boş söyle. Ozan de, Mustafa'yı de, çok de, seviyor de. Merhaba, iyi günler. Buyurun. Bir anketimiz vardı da. Olur, buyurun. Evin reisi siz misiniz? Evin reisi derken? Yani evle ilgili temel kararları siz mi alıyorsunuz? Kararları alan kişiyle görüşmem gerekiyor da. Aa, tamam. O zaman bütün kararları ben alırım. Evin reisi benim. Buyurun. O zaman sorulara geçiyorum. Hı hı. Beyaz eşyanızı ne kadar zamanda bir yenilersiniz? Zeynep! Biz beyaz eşyamızı ne kadar da bir zamanda yenileriz ya? Bozulmadan değiştirmeyiz. Bozulmadan değiştirmeyiz. Peki. İkinci soruma geçiyorum. Evinizin doğramaları ve kapılarını değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Zeynep! Aşkım, biz evimizin bu kapıları, doğramaları falan değiştirmeyi düşünüyor muyuz? Evet. Yeni çıkanlardan taktıracağız ama bu yıl değil. Evet, yeni çıkanlardan taktıracağız ama bu yıl değil. Anladım. Bu kadar yeterli. Ben cevaplarımı aldım. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Kimmiş aşkım? Anketör geldi de
evin reisiyle ilgili görüşmek istedi. Onun kararlarını merak ediyormuş. Ben de cevapladım. Ha, tamam. Tamam, şu bu taraftan geçme yalnız. Orasını yeni sildim. Şu taraftan dolaş. Tamam, tamam. Kenardan, kenardan, duvar dibinden. Pardon, tamam. Tamam, dipten, dipten git, değil mi? Tamam. Ne öyle Karolin Koç gibi herkese selam veriyorsun sen? Tanıyor musun Lüde? Zeynep, sosyalleşiyoruz burada. İnsanlar gözünü çabuk çabuk çabuk. Şimdi yakma beni. Bir de maç seyretmeye dururken abuk subuk bir sergiye geldik. Zeynep ya Allah aşkına. Ay için dışın futbol oldu. Farkında mısın? Birazcık böyle normal insanlar gibi ol buradaki. Normal insanlar mı? Ama bunlardan nerede normal insan olmayı? Şu etrafına bak Allah'ını seversen. O zaman ne olur bir kulağını gözünü bir açıver de birazcık beynine sanat da olsun aşkım. Ah canım benim. Sen de buraya beynine sanat da olsun diye geldin değil mi zaten? Evet onun için geldim. Onun için geldim. Tabii onun için geldim. Tabii. İda'nın karma tebiti varmış. Gideyim ben onu bir göreyim de ben onun rezil oluşu nasıl olduğunu bir göreyim de bir rahatlayayım ben diyen ben miydim kızım? Tamam. Tamam onun için de geldim. Onun için de geldim. Onun için de geldim. Ha. Sen Eda'yla aşık atma merakı yüzünden geldim abuk subuk sergiye. Burada duracaksın Ozan'cığım. Aşık atma falan değil. Ben Eda'yla aşık atmıyorum Ozan Bey. O benimle atıyor. Öyle mi? Senin tablolar hangi salondaydı canım? Ne? Ne? Açım kızım aç. Aç kaldım senin yüzünden. Şimdi de fıstık gibi kanepeme oturmuş pizza mı yiyor olacaktım? Senin derdin buysa kolay aşkım. Kolay. Bakalım. Kanepeyi sal bunlar da kanepe. Erse. Heh, al doyur karnını. Kanepeyi de bunlar da kanepe. Bu sanatsal ortamda mı öğrendin böyle espriler yapmayı? Bunları yerken ben senin yanında olmayayım yalnız. Olmayayım. Zeynep. Canım. Hadi gidelim kızım yeter. Sanat sanat doldum ben. Dolacağım kadar patlayacağım şimdi ha. Birazcık. Ya gideceğiz şimdi patlama hemen. Ya kızım ne olur gidelim ya şunlara bak saçma sapan şeyler hiçbir şey anlamıyorum ben bunlardan ya. Birazcık kendini zorla anlamak için zorla anlamaya çalış. Ben baya baya şey yapıyorum çünkü. Ulan değil mi şurada iki tane herif, beni dinle beni. İki tane herif saçma sapan bir kovaya baka baka iki saat konuştular yanında ya. Bir de böyle tavandan bir tane lamba sarkıtmışlar kovanın içine. Ama hayatım yani. Ona kovayla lamba denmez. Ensolasyon o. Her ne zıkkınsa. Ulan kovayla lamba ya, kovayla lamba denmeyen yerde benim ne işim? Hadi gidelim Allah'a sorarsan yürü. Ozan daha Eda'yla bakışıyoruz da binden beri. Onunla bir şey yapalım. Bak bak bak. Şirinlik ıskası. Ozan! Zeynep! Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Siz? İyi, iyi. Ay bak siz galerinin sahibi ünlü sanatçımız Taceddin Günerdem'le tanıştırayım. Merhaba. Merhaba. Pardon. Bahsinizi çok duyduk. Değil mi Ozan? Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ya hani simanız da hiç yabancı değil ha? Gerçekten mi? Biennial olabilir. Geçen yıl Berlin'deki Biennial'de bulunmuş muydunuz? Ya ya Berlin. Berlin diyorum nereden? Ama ne Biennial'de ama. Dolmuş dolmuş taşmıştık. Kesin, değil mi? Çok ay Zeynep, siz benle mi gittiniz? Ay benim niye haberim yok? Bir öyle öyle bir niyetlerdeydi. Niyetlerimizdi. Ne Berlin kızım kalk. Uzun uzun gidiyoruz buradan. Tanıdım herif ben. Otoparkta tartıştığımız herifi baksana. Ay evet ben. Tamponla çarptınız. Ne Berlin Berlin diyorsun. Uç uç. Çok. Ulaşın şu. Zeynep. Ya kızım böyle aramakta bulamayacağız ya. Çağıralım Eda'yı getirsin göstersin tablosunu. Ay Ozan lütfen onu. İki saat onun havasını çekemeyeceğim. Ben dönerim onun tablosuna. Buradayım. Bu arada bu tablolar satılık ha. Haberin var mı? Yani. Ya ne yanisi? Eda'nın tablosunu almak zorunda kalabiliriz kızım. Sonuçta kız bizi sergisine çağırmış. Tamam alırız. Ne olacak onun yaptığı tablodan ne olacak zaten? Alır tuvalete asarız. O da sanatının nerelere layık olduğunu görür. Aferin sana. Ay bir de bana kötü dersin. Aklıma neler soktun. Ulan ben sadece tabloyu almamız gerekir dedim. Gerisini sen getirdin Allah Allah. Tamam. Nerede bunun tablosu ya? Ana gel gel. Gel gel. Gel. Şu küçük tablonun ki baksana burada bir tane adı yazıyor. Bu ne Allah aşkına. Eda'nın adını yazdığı şey bile ondan daha büyük.
yapmadım işte, ucuzdur bu. Oldu benim. Kıskanma, kıskanma. Bir şey söyleyeceğim. Ama ne kıskanacak? Ay saçmalıyorsun. Kıskanma, şu kadarcık tablonun neyini kıskanacağım el kadar şeyin? Peki bu ne anlatıyor? Anlamadım ben şimdi. Bak bakayım. Ne anlatmaya çalışmış? Bu anlaşılmıyor. Valla tek bir amaçla yapılmış olabilir, göz muayenesi. Ay hiç böyle bir şey. Oğlum bu ters mi aslan acaba? Bu ne ya? Tamam ya, küçük bir şey. Ne kadarmış? Yanında yazıyor fiyatı. Alıverelim. Oha! Bu ne lan? Fiyata bak kızım! Pardon. Ne? Ne? 14 bin lira mı? Çüş. Bu ne be? Aşkım, Allah aşkına bunun gideri ne ki? Şuncacık kağıt parçası, şu kadarcık boya kullanmış. Masraf yok bunda be. İşte ekonomik kadının hali başka oluyor sevgilim. Vallahi bu tablo satılsın, ben yarın sanata başlıyorum. Gene mi ya? Allah'ını seversen sanata başlıyorum. Lan bir şey çizmemiş ki bu, bir tane. İşte, işte. Görüyor musun? İşte. Boyası yok, çizimi yok. Bir sanatı yarattığı böyle bir algı yok. Bir şey yok, bir şey yok. Hiç yıkmana gerek yok. Bir şey yok. Burada bir şey yok. Bir şey yok yani. Bir şey söyleyeyim mi? 14 bin liraya bu tablo satılsın, ben de sanata başlıyorum. Ne var lan? Al bir tane kağıt. Bu ne? Değil mi? Tabii bu ne? Başlasana. Eda geliyor. Ben bundan daha güzel çizim. Eda, tablonu gördük. Ağlayan kadın tablosu sizin bahsettiğiniz gibi değildir asla. Tam da bu bağlamda koşulsuz bir ironi ile bezenmiş, dev bir sarımın içinde avantgard nesime, köklerime geri dönüş ediyor. Ve bir dadaist olarak diyorum ki en büyük dadacılık dada ilkelerine karşı durmaktır. Hayır siz. Hayır. Sen tamamen nihilist bir yaklaşımın içinde kaybolmuşsun. Sen istediğim yaparım ve hiçbir şeyin anlamı yoktan yola çıkarak böyle sınırsız bir kayboluşun içinde düzsel bir imgeleme tutunmuşsun ve bu tabloyla bu sanatsal görüşün hiçbir ilgisi yok. Yok. Kavga mı ediyor? Kesinlikle yok. Yani galiba. Hiçbir şey yok. Gerçekten sinirlenim. Konu ne? Bu tarz sanatsal görüşün. Kız meselesi. Ben sadece yansımanın yansımasından yanayım. Hayır efendim, bunun hiçbir ilgisi yok. Bu tabloyu anlamamışsınız. Sanat görüşünüzle de burada ilgilenmiyorum. Bu konuşmayı kesiyorum. Gerçekten hiç ilgilenmiyorum. Nasıl ya? Bak dedim, kız meselesi. Evet evet. Tam çünkü nasıl yağlara girdiler. Sokak dili. Yanlış. Bir gösterişten ibaret bir sanatsal görüş. Siz gerçekle ilgilenmiyorsunuz. İmajla ilgileniyorsunuz. Olur mu canım? İmaj, kızın imajından bahsediyor herhalde. Aa. Onu sevmiş, öbürü de onu mu takılıyor? Kesinlikle öyle gerçekten. Ozan, gel bak. Ne güzel timsah resmi. Hı? Çok şirin. O basit bir timsah değil hanımefendi. Çok rica ediyorum, hele şirin hiç değil. Ha? Ha. Yok yani ben çok hoşuma gitti, çok beğendim de. O yüzden söyleyeyim. Beğenmek için önce anlamak gerekmez mi? Pardon, pardon. Siz kimsiniz ya? Ben bu eserin yaratıcısı Orkun Irmak. Ha, öyle mi? Kusura bakmayın Orkun Bey, memnun olduk. Yani biz... yani çok beğendim, o yüzden şey yapmak istedim. Ben sizi kırmak istemedim yani. Kırmak mı? Sizin bu dar bakış açınız ve ilkokul düzeyine geçememiş görsel çözüm eşleme bilginizle yapacağınız bir eleştiri beni kıramaz zaten. Beyefendi, eleştiri yapmadı. Zeynep beğendiğini söyledi size. Kusura bakmayın ama Zeynep Hanım'ın beğenmesi benim için alınabilecek en büyük eleştiri zaten. Ne? Ne demek o ya? Ne demek istiyorsunuz siz? Anlamıyorum yani. Cahil miyim? Onu mu demek istiyorsunuz? Bunu ben demiyorum. Yorumlarınızla ele verdiğiniz beyin kapasiteniz bunu bas bas bağırıyor. Ya sen ne diyorsun arkadaşım ya? Siz ne biçim konuşuyorsunuz siz böyle ya? Allah Allah. Size diyorum efendim. Eserimi yanlış anlayan, hatta anlamayan size. Oysa bu eserdeki gözü yaşlı timsahla, timsah gözyaşıyla eleştirdiği toplumun düzelemeyişine üzüntülü gibi durup, içten içe de farkının ortaya çıkışıyla sevinen bilginin o onurlu duruşu sembolize ediliyor. Bu resimde öyle mi? Evet. Sen öyle zannet arkadaşım. Ben sana anlatayım bu resmi, sen ne olduğunu. Ben şimdi bak, ben sana sorayım. Sen Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırmıştı birkaç sene önce, hatırlıyor musun? Denizli'de son maçta. Sen muhtemelen Fenerlesin, oturmuşsun tuvalin başına, böyle timsah resmi yapmaya başlamışsın. Ama son anda şampiyonluk Bursa'ya gidince de ortaya aha böyle bir tablo çıkmış, tablo elinde kalmış senin. Anladın mı? Olay budur arkadaşım. Ama çok çok kırıcı bu sözler. Ne kırıcısı? Ne kırıcısı? Nasıl? Anladım değil mi? Öyle değil mi? Doğru söyle. Değil mi? He? He? Ben gitmeliyim. Ben gitmeliyim. Tabii. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Doğru anladım değil mi tabloyu? Artist. Ay Ozan, çok garip bir adamsın sen. Ne? Olur mu kızım? Adam biri sana laf ederse, ressam bile olsa benden lafın kralını yer. Dallama. Canım benim. Canım. Aşkım benim. Ya nasıl kaçırmıştık son anda şampiyonluğu ya? Aman Ozan ya, üf. Pis Fenerli, hiç bakmam zaten Fenerli'nin tablosu.
Sen ne yapıyorsun? Kızım pizza buldum. Sen ki bir ablam. Başka bir şey istesem olacakmış ya. Sen vallahi başım etini yedim pizza diye. Utandın mı şimdi söylediğin şeyler için? Hadi durma kız. Götür bir dilim şundan da. Benim de canım çıktı. Ucundan bir parçacık kopardı. Bitmeden yiyelim şunu. Pardon. Siz ne yapıyorsunuz? Taceddin Bey merhaba. Şey yapıyoruz, pizza yiyoruz. İster misiniz? Buyurun. Peçete falan yok ama. Hayır ben yiyemem. Neden? Diyette misiniz? Sikan diyeti mi? Değilim ama yiyemem. Aslına bakarsanız kimsenin yememesi lazım. Çünkü bu sergi için hazırlamış olduğum enstalasyonu yiyorsunuz. Sergi için mi? Ya. Pizza kutusu ve yanında duran yerel motifli boş tabaklar. Yani yabancı mutfakların emperyalist baskılarına karşı direnen yerel mutfakların haklı mücadelesini sembolize ediyordum bu çalışmamda. Anladım ama pizza sıcak. İnteraktif bir çalışma bu. Yani yabancı mutfakların anlıyor musunuz? Yabancı mutfakların o baskısını sürekli tarif edebilmek için pizzalar yarım saatte bir yenileniyor efendim. Ama yenilemiyor. Yenilemiyor tabii ki efendim. Hangi sanat eserinde gördünüzse eserin yenilebildiğini, hangi sergide gördünüz? Burayla kim ilgileniyor? Ne yaptınız siz? Ne yaptınız efendim? Bunlar demek ki yabancı şeylerin baskısı. O zaman ne yaptı? Adamın tamponuna çarptık bir de üstüne eserini yedik. Kesin bu ayı da bizi yer ben sana söyleyeyim. Haksız mı? Haksız mı? Haklı. Adamlar gelmeden gidelim. Nereye gidiyorsun sen? Pizza var mı? Birazcık daha çabuk. Tamam madem şey. Tamam yeter. Daha güzel sen de olur. Çabuk. Yarın tartım bulursun. Hadi çabuk. Bir şey diyeceğim. Fena mı ettik sergiye gitmekle? Ne güzel oldu. Oğlum güzel niye fena etmiş olalım? Vallahi pizza çok lezzetliydi. O zaman aklın fikrin boğazında. Hiçbir şey öğrenmedin mi? Öğrenmez olur muyum sevgili? Vallahi birazdan kulaklarımdan böyle kültür fışkıracak böyle. Fışır ne öğrendin? Enstalasyon, nihilist, avantgard, vay, dadaist. Vay, başka? Konstrüktivist yaklaşım, geleceğe dönük çözüm araçlarımızın atar damarıdır. Ne diyorsun? Devam et. Dadaist, felsefenin bağdaştırıldığı avantgard manifesto bağlamında konuyu ele alacak olursak, geleceğe yönelik izlenimlerimizi sığlaştırmış oluruz dostum. Hocam ne söylediğine hiçbir fikrim yok ama çok hoş oluyor. Benim hiçbir fikrim yok. Sallıyorum öyle zaten. Yalnız mesela sen konuşunca çok seksi oluyorsun. Değil mi? Vallahi billahi. Proletaryanın kendi iç devinimsel sorunlarını yatsıramaz bir yaklaşımla kökten değişimci bir düzeye taşımak istiyorsak hayatı kolaylaştırmak gerekir. İstiyoruz. Devam et. Simgesel devinimlerin imgesel çözümleriyle paradigmasal bir bağlamda olayın derin irdelemlerini çözebilmek adına geleceğimizin etkileşimlerini ve sığdanlığını eğer yatsınamaz bir biçimde yatsımak istiyorsak ve bu hayat mücadelemizde bağdaştırmış olduğumuz dadaist felsefeyi olayla birleştirmek istiyorsak iyi ederiz. İstemiyorsak, insanların içgüdümsel derinlerinin hayata katmış olduğu çaba nedir ki? Öp beni. He? Öp beni. Öpmezsem dadaist değilim vallahi.